7,5 milyon insan ve sadece 1100 km² alan. Haliyle bazı insanlar kafesten kutu gibi evlerde yaşıyor. Vakit yok, nakit çok, alan yok. Tam 150 yıl önce 5000 kişinin yaşadığı ufak bir balıkçı kasabası olan küçücük bir alanda bugün 7,5 milyon kişi yaşıyor. İngilizler 1842 yılında Hong Kong'u ele geçirip buraya güzel kokulu liman adı verdiğinde sadece 2000 balıkçıyla karşılaşmış. Lilleburgaz kadar bir yüz ölçümüne sahip olan Hong Kong'da 1960'lı yıllarda savaş sonrası Çin'den kaçan milyonlarca insanın akın etmesiyle evsizlik problemi ortaya çıktı. Artık kutu büyüklüğündeki evlerin bile inanılmaz pahalı hale geldiği Hong Kong'da insanlar odaların içinde bulunan tek kişilik veya iki kişilik kafeslerde yaşamaya başlamıştı. 1998'de sona eren anlaşmayla Hong Kong, İngilizlerin elinden çıkıp tekrar Çin'e devredildi. Ve şu anda güncel resmi ismiyle Hong Kong, Çin'e bağlı bir özel idari bölge olup dünyada metrekaresinin en pahalı olduğu topraklara sahiptir. Bugün Hong Kong'da kafes gibi kutudan evlerde yaşayan 7500 kişinin bulunduğu binaya gideceğiz. Bu binaya bir de isim takmışlar. Canavar binası. Bu canavar binalarında o kadar çok insan yaşıyor ki bugün bu binaya gideceğiz ve buraları keşfedeceğiz. İlginç bir video olacağına %100 eminim. Eğer videoyu beğenirseniz şimdiden söyleyeyim, like tuşuna, beğeni tuşuna basın lütfen. Beğenmiyorsanız da önemli değil. Bugün yoga seansımız iptal oldu. Biz de menemen seansı yapalım dedik. Emin Usta'nın emin ellerine bırakacağız kendimizi. Canavar binaya geçmeden önce. Kek yaptım. Geldik. Mutfağa giriyoruz. Şöyle bir savaşa girişi yaptık. Oo, ustam selamlar. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, selamun aleyküm. Where are you from? From Bangladesh. Bangladesh. I was in Bangladesh. I went on the train. Very poor area. Yes, it was a poor area. Oo, menemenle başlıyoruz abi yine. Menemenle başlıyoruz, evet. Emin Usta ile emin ellerdeyiz. Evet, emin ellerdesiniz, unutmayın, evet. Bugün güzel bir menemen yapalım. Bir kahvaltımızı yapalım böyle. Bir canavar binaya gideceğiz. Önden bir canavar kahvaltı gerekiyor. Canavar bir kahvaltı yapalım, evet. Aynen. Kahvaltı yapmak çok iyidir. Kahvaltı her zaman yapalım. Kahvaltısız olmaz. Normalde pazar günü çalışıyor musun abi? Ben pazar günü izinliyim. Bugün senin için geldim ben. Video çekeceğiz. Menemen yiyeceğiz. Formülü nedir? Senin menemenin. Herkes evet. Farklı yapıyor ya bu menemeni. Benim menemen özel menemen. 3 çeşit biber koydum. Bak şimdi. Abi yakacak mı bize? Allah canavar binaya canavar gibi gidiyoruz ha. Yeşil biber, kırmızı biber, teslim olarak. Burada her türlü biber var ha. Sarı, yeşil, kırmızı, siyah. Siyah da var ha. Siyah biber mi var? Valla var. Siyah da var. İçtim biraz. Doğrayacağız böyle lavaşı dibine. Bir de yoğurt falan. Acı sever misin? Acı mı? Acı dersek şimdi seninle başa çıkamayız. Bu arada kanalda da devam ediyor musun? Devam ediyorum. Lütfen arkadaşlar sizden ricam kanalıma abone ve... Şuraya bırakıyoruz. Şuraya aşağıya evet, bıraktım. Şuraya bırakın. Emin Usta'yı takip edin lütfen. Edin valla. Bak evet. Bunları falan hep çekeceksin değil mi şeyde? Anadolu'nun bütün yemekleri var. Yeni bir tane soğanlı nihaniye atacağım şimdi. Hazırladım videoyu daha atmadım. Seninle beraber atacağım. Valla. Seni takip eder, beni takip eder. Çek, yoğurt çek. Menemen çek. Burada menemenimiz, burada muhteşem bir kahvaltı tabağı, peynirler falan. Nereden buluyorsun abi bunları? Burada her şeyi bulabiliyorsun. Yoğurdu kendim yapıyorum, süt de yapıyorum. Normal hazır süt. Ha kendin yapıyorsun. Evet. Biz iyi ki cacık yapmadık ha. Cacık yapsaydın şimdi bak salataları yiyelim, sen yoğurt yiyelim cacık olur değil mi? Afiyet olsun. Merhaba. Afiyet olsun hepinize. Yok. Mardin, İzmir, Bangladeş. Hatta profesör okta yapıyor ya, ağzını böyle yapıyor, dolduruyor. Bu profesör bardağa bakıyor diyor. Görmüşsün onu. Filmi izledin sen. Ben izlediğim filmleri hiç hatırlamıyorum yani. Çayımız oldu. Alaaddin. Alaaddin mi? Alaaddin. Oo. Kıpkırmızı. Vallahi kıpkırmızı. Alaaddin sponsorluğunda. Evet. Eskiden bu mavi var ya bunların mavi eskiden sürekli şey yaparken böyle yapıyorum. Bir şey verirken çay bana verirken böyle yapıyorum. Yani bu teşekkür anlamına geliyor. Teşekkür. Ben çayımı dolduruyorum. Ben bu teşekkür ettim sana böyle. Teşekkürler. Evet. Herkes birbirine bu şekilde teşekkür edebilir. Evet. Menemen seansımız bitti. Şimdi kahve seansımız başlıyor. Menemen bitti, çay bitti. Şimdi sıra kahvede. Evet, menemenimizi yedik. Canavar gibi bir başlangıç yaptık güne. Şimdi canavar binaya gidiyoruz. Canavar binalar kompleksine gidiyoruz daha doğrusu. Ustam, sen daha önce gittin mi? Fotoğraflara gittim ben. Bu binaya gitmedim ben. O binaya gittim. Yok. Senin için de ilk olacak. Evet, ilk olacak. Şimdi Hong Kong'un bu muhteşem metro sistemini, MTR denilen sistemi kullanacağız. Her yere çok hızlı şekilde ulaşabiliyorsun. Her yere gidebiliyorsun. Hiç dışarı çıkmadan bir basıyorsun mesela. İstediğin yerden çıkabiliyorsun. Değil mi? Evet. Hong Kong'un bir ucundan girip başka ucundan çıkabiliyor. Bak, kırmızı ışıklarda $1500 diyeceğiz ha. Bir kadına araba çarptı, öldü. 2000 hapları cezayı. Allah Allah. Vallahi. $300 yapar. O günde böyle geçmiyorum mesela şahsen. 2000 olduktan sonra bir daha geçmiyorum. Zaten bir dakika beklerim, ne olacak? Yani bir dakika bir yere geç kalsan ne olur? Ben bir kere yakaladım beni polis. Geçti, polisi görmedi böyle. Ben ortaya vardım. Polis gel gel dedi. Pardon dedi ama adamla da anlayış gösterdi. Bir şey demedi. O zaman $1500'dü. $200. Kesse keserdi cezayı. Keser canım, keser. Tatlidin yılanı deliğinden çıkarır. O dedi. Var mı? Gerçi ben de kime ne anlatıyorum yani. Wan Chai senin bölgen abi. Benim oğlan 9 yaşındaydı. Dedik ben kart alayım, dedim ki kartal mı? Alttan geç. Anladın mı? Bir şey olmaz. Finike mi diyor? Ne diyor onlara? Ondan sonra o bir dakika geçmiş mi? Yakalamışlar. Onu $500 ceza yedik. Hadi. Annesinin kimliği almışlar. Sonra bir eve mektup gönderiyorlar. Yine para senden çıktı. Çıktı evet, verdik mecburda. Hong Kong hep böyle güneşli ve sıcak mı abi ya? Ya bugün çok sıcak ya. En çok soğuk 12 derece mi oluyor? Bazen altı. Ya ben geldiğimden beri hep güneş var, sıcak. Şimdi Wan Chai istasyonuna geldik. Oradan. Burada da şey var değil mi? Diş dön. Aynen. Çarparız bir kardeşim. Akvaryumda balık gibi oluyorsun şimdi. O kadar çok insan var ki dans ederek geçiyorsun insanları. Yani. Herkes izinli ya. İzinli ya. Herkes dans ediyor. Mutlu herkes vallahi. Vallahi. Fahri Bey buradan. Buraya gideceğiz. Fahri Bey evet. 4 istasyon gideceğiz buradan. Maça burada bir kat daha aşağıya, bir tane daha kat aşağıda var. Magmaya indik ha. Dünyanın çekirdeğine geldik ya. Lan bak Fahri Bey gördün mü? Buraya gidiyoruz. Fahri Bey. Biz Tai Koo'dan inecekmişiz. Direkt Tai Koo'ya daha yakın. Tai Koo. Tamam. Bazen acemi şoförü de geldiği zaman ne var? Mekanist mi? Aynen. Böyle gidip geliyorsun. Evet. Tai Koo'ya geldik şimdi. Tai Koo'da ineceğiz. Evet, Tai Koo'dayız. Şimdi ne kadara geldik? 7.2. Yani tam bir Amerikan dolarına geldik aslında. Amerikan 7. Işık yok ya. Bize mi durdu? Bize durdu galiba. Sağ ol. Bu adam kaç yaşında var? 90 yaşında var bu adam. Bu adam var mıdır? Valla bizim 90 yaşında kadar öyle olsa adam yürüyemiyoruz. Bu adam yaşamış, bütün şeyi görmüş. Her şeyi görmüş ne varsa. Şimdi geldik. Durağa geldik. Tai Koo'dayız. Canavar binalara erişeceğiz 2 dakikaya. Evet. Orada canavara çıkabilirim. Dikkat edin. Abi şurası galiba. Evet. Şu bina. Evet. Şurada köşeden görünüyor. Evet. Çok acayip bir yer. Buradan bu uzaklıktan bile neden canavar dediklerini ben görebiliyorum buradan ya. Evet. Of, şuraya bak. Yukarıdan baktığında canavara benziyormuş bu binalar. Ondan canavar takmış kendiler. Çok yukarıdan abi. Monster Building'e adım adım yaklaşıyoruz. Bak şurada kalıyor. 5 tane ayrı binanın oluşumundan bir kompleks gibi bir şey düşünün. Yani bu değil. Bu başka bir bina. Asıl şöyle. Şimdi onun iç tarafına doğru girince anlayacaksınız ne demek istediğimi. HSBC bankası. İlk buraya geldiğim zaman bankada hesap açacağım. Birisi benimle gelecek. Kimse yok, gelmiyor. Ben de İngilizce bilmiyorum. Gittim. Ondan sonra primer yerine girmişim ben. Primer yerine o büyük patronları yiyorum. Tamam mı? Ben bilmiyorum. Odayı götürdüler. Beni bir kahve getirdiler. Tamam mı? İngilizce bilmiyorum. Kağıtları getirdiler falan. Ona bir şey de dedim. Ye diyorum bana. Getiriyorlar. Ye diyorlar. Onlar ne diyorsa hadi yes diyorum. Ben bilmiyorum ama. Abi bütün mal varlığını elinden almasınlar. Burada öyle şey yok. Ondan sonra yes dedim. Neyse kahvemi içeceğim şey falan. Sonra tuttu bana böyle bir cüzdan verdi bana. Ben restoranta gittim. Sonra patron oradaydı, dedi ki ne yaptın dedi. Açtım dedim. Bir baktım primer hesap. Büyük şirket hesabı açmışım ben. Bayağı açtın hesabı da. Açmışım ha. Orada da bir adam var. Almanya'dan gelmiş. Adam diyor ki 2 aydan böyle uğraşıyorum. Bunu açmadım. Nasıl açtın diyor. Sen dedim vallahi sen çay kahve eşliğinde. Yok ben bilmiyorum dedim. Ben nasıl açtım ben de bilmiyorum. Ne dediyse yes dedim ben dedim ki. Vallahi ya. Bu işin sırrı o zaman hiçbir şeye no dememek. Yes yes diyeceksin, devam edeceksin. Abi geldik bu arada. Bakın binaya bakın. Şuradan ben bir göstereyim önden. Evet. Şimdi asıl bunun iç tarafına gireceğiz. Yani şuraya bakın ya. Her odada bir klima var. Oda diyorum yani, ev diyemem herhalde artık bunları. Çünkü bildiğiniz kutu gibi. Yani şurada ne görüyorsanız tam olarak o yani. Kutu gibi evler ya. Ama hepsinde klima kesin var. Baksana. Hepsinde var. Zaten duramazlar. Bak duramazsın değil mi? Küçük bir oda, bir yatağı var. Küçük bir de dolap da vardı içinde. Bir tuvalet de var, tamam ya. Tuvalet tam zaten duş alıyor oradan. Evet. Zaten burada genelde burada evlerde şeyler küçük. Bakalım burada bulabilirsek burada içeride birini. Mi? Asıl komplekse şuradan giriyoruz. Tamam. Oradan bir girelim içeri. Bak burada bile sıra oluyorlar. 2000 lira. He? Geçmek, kırmızı yaşı geçmek 2000 lira. 2000 olmam. Ona göre. Bu nizamiyeti sağlayan bu diyorsun. İki kere geçerse Türkiye'deki bir askeri ücret yapar. Doğru diyorsun yani. Geçer mi insanlar? Evet. Evet burası. Burada bakın normalde bir akış var. Hayat burada akıyor. Yani bayağı işlek bir cadde. Evet. Ama şu an gireceğimiz yer manyak bir yer abi. Evet girelim bakalım. Evet. Şimdi o meşhur yere geldik. Canavar binalar. Abi canavar Monster Building diyorlar buralara. Evet. Bunlar bayağı böyle E şeklinde bir yapıymış. Oy baksana yukarı çıktıkça bak şöyle, şey bu tarafa veriyor. Yukarı çıktıkça hani alttaki kat, yukarıda bir şey bir çöp falan düşersen mesela direkt aşağı iniyor bak mesela. Alttaki kata inmiyor biliyorsun. Adam öyle çıkıntılı yapmış. Gördün çıkıntılı var. Evet gördün ya. Mi? Evet. Aynen öyle. Gördün aynen. Mi? Ama onu düşünerek mi yapmıştır sence? Bence evet. Bir şey özellikle yapmışlar bunu ki şey gelmesin diye. Boynumuz kopacak ha yukarı bakalım diye. Halı silkeleyen Türkiye'de ya. Var mıdır burada halı silkeleyen ya bizdeki gibi? Burada halı yok ki. Oda, halı koyacak oda yok zaten. Gerçi doğru diyorsun yani. Evet. Halı koyacak alan yok burada. Ama hepsinde klima var hepsinde. Ya şey bilim kurgu filmi gibi ya burası. Baksanıza şöyle. Burası Transformers ve Terminator filmleriyle bayağı meşhur olmuş. Burada bayağı filme çağırmış. Evet, bayağı film çekilmiş. Burayı keşfeden insanlar da tabii burada fotoğraf çekemeden duramıyor yani. Evet. Buraya fotoğraf çekmek için özellikle giyinip gelenler bile var. Evet. Burada bir Hindistan marketi var. Eminim ki çok fazla Hintli de yaşıyordur burada. Burası tahminimce mülteciler için, dışarıdan gelenler için çok iyi bir yerde. Çünkü 200 dolardan başlayan kiralar varmış. Çok ucuz yani. Hong Kong için çok uygun. Şöyle bir oda mesela 200-300 dolar. Yani 500-600 evet. dolara kadar çıkıyormuş evet, ama tabii. Evet. Abi fotoğrafta sen de varsın artık. Abi Monster Building'de de fotoğrafım yok demezsin. Ya buna çok şey böyle yani bile dalabilirsin sorun yok burada. Onu gördün ya. Evet. Tekme tokat daldı. Abi ben büyülendim ya bura. Ya bu acayip bir yer burası. Çok değişik bir yer yani. Aa otları çalır yine. Vallahi. Geç kaldın. Abi sevdiler seni vallahi. Ben de çekeyim sizi. Enjoy your time. Çamaşırları falan böyle asmışlar. Çok dar alan olduğu için evde herhangi bir yer olduğunu düşünmüyorum. Şimdi içeri gireceğiz bakalım. Birilerini bulmaya çalışacağız. Evini açan olacak mı? Kaka store var abi. Kaka store. Her şeyin olduğu bir kaka dükkanı. Lokal, etnik bütün ürünler, her türlü kaka bulunuyor. Aa, sorry. Video çekiyormuş ya. Aha, okey. Bir wait. Bir fotoğraf çekeyim bekleyin diye. Abi sen istiyorsan gel böyle sen. Kimseye fotoğraf çektirmedin ha. Okey. You have any friend here? Yok sanmıyorum ya. Yok arkadaşlara falan burada kalan varsa dedim. Evet güzel olurdu aslında. Doğru. Şimdi buradan böyle iniyoruz aşağıya doğru. Hayır demeyi öğrenin diyor abi. Evet. Öyle mi diyor? Evet. Burası. Bir de burada şey var. Aa bak. You live here? No, I don't live here. Okay, thank you. We can just go in, right? Yeah. Okay. canavar binada yaşayan insanlar için yapılmış bir alışveriş merkezi. Merkezi, evet. Hemen evet, altında binanın bak. Burada tuvalet bedava, gidebilirsin. Bedava mı? Burada tuvalet, Hongkong'da tuvalet bedava. Güzel de bir yer yapmışlar ha. Evet. Bu 5 binayı topladığımızda 10.000'e yakın insan burada yaşıyormuş. Ondan normal yani böyle yerlerin de olması herhalde. Nasıl sence fiyatlar burada? Ucuzdur normale göre. Buraya göre normal. Ucuz buraya göre. Ya ben alırsam ben burada kaldığım için daha ucuzu ben biliyorum. Ama bilmeyenler için bunu gelip alır normal yani. Değil mi? Evet. Burada da bir emlakçı var. Odalara bak. Burada bunlar herhalde en büyük odalar bunlar. Bunlar fittir ama metrekare değil. Fit. Metrekare değil ya. Ayak yani. Fit. Aynen. Ayak böyle bir böyle. Yani burası ne kadar? Böyle. Bir boyla. Yani demek ki burası 6 fit oluyor. Öyle değil mi? Bir boyla. Böyle olmuş orada. Burası bir fit olmuş orada. Burası böyle. Hesap öyle mi yapılıyor? Burada hesap böyle. Mesela Allah burada Allah, kilogram hesabı falan mesela. LB diyorlar. LB. Kati diyorlar bunlar. Evet. 450 gramla 460 gram arası ikisi de. Ya bir kilo ver desen sana yarım kilo ver adam. Yani ona göre. Evet. Bu Manning de buranın önemli alışveriş merkezlerinden bir tanesi. Önemli marketlerinden bir tanesi. Burada restoranlar falan var. Şu anda Monster Building'in biz altındayız. Üstümüz Monster Building. Altını bu şekilde yapmışlar. Şurada kıyafet satıcıları falan var. Bu büyük değil mi bir bebek için ya? Bu büyük bebekler. Buradaki bebekler büyük de koyuyorlar. Buradaki bebekler büyük mü doğuyor? Benim oğlan mesela 14 yaşında başa böyle boyumu geçiyor. Allah Allah. Ha vallahi. Sonra mı kısalıyorlar? Yok, kısalmıyor. Artık öyle gidiyor. Burada binanın şöyle planı var. Çok bir şey anlaşılmıyor. Şöyle yukarı doğru çıkalım. Tek kişilik bak. Yani alan dar derken şakamız yok. Alan harbiden dar. Baksana. İki kişi yan yana buradan çıkamıyor. Ya yürümek lazım. Bizi dışarı attı yine ya. Şurada devam edelim. Yauman Street. Yauman Caddesi'ndeyiz şu an. Abi Hong Konglular bir şey sevdi mi kuyruk oluyorlar. Çok seviyorlar bak. Baksana kuyruk var. Yani belki şurada bir saat bekleyeceksin yemek yemek için ama bekliyorlar. Şöyle daha yakından görebiliriz şu evleri. Ya bir de binalar çok eski ya. Evet. Ama bildiğim kadarıyla deprem bölgesi değil, hiç deprem olmuyor burada. Vallahi depremden korkmuyorlar yani. Oradan hepsi nerede buraya olacak? Değil mi? Hong Kong'da yaşayan papağan. Ya uyan var da şey, yemi var, ekmeği var, koku var, sıçmış oraya. Gel abi. Ol. Oy. Abi sakin. Sakin hayvanı kaosa soktun ya. Ne kaşınıyor lan bu? Valla sıcak ha. Sıcak, hava sıcak. Ya burada hayvanlar insanlardan korkmuyorlar ha. Değil mi? Vallahi. Bir yerde park var, bir de kuşlar var orada. Elinin içinde bir şey yiyorlar ha. Bisküvi yiyorlar elinin içinde. Ha bak, başladı sıvı. Sıvı ama, onda mal ya. Aha. Oh. Oy. Abi seni sevdi ha. Allah sevdi. Allah sevdi seni. Oha lan. Bence kuşun sahibinin oğlu geldi. Oha. Çocuk ne yapıyorsunuz siz gibi bakıyor. Tam bu şuhan var lan. Ne dedin? Dedim beni sevmez dedim. Burası güzel ya, valla çok güzel burası. Seviyorsun değil mi sen? Burada yaşamak hoşuna gidiyor. Seviyorum diye herkes seviyor burayı. Hatta bazıları geliyor diyor ki burada nasıl yaşıyorsunuz falan diyor. Bazı Türkiye'de gelen. Yaşanır ya. Burası güzel ya. Burası sadece şeyler biraz küçük mesela. Dükkanlar, restoranlar, yollar, kaldırımlar. Burası her şey çok küçük. Her şey çok küçük evet, ama. Evler falan küçük mesela. Bak şu evler var ya, ben fotoğraflarından, videolarından biliyorum şu evleri. Bu evler hakikaten şöyle göründüğü gibi içine doğru kutu gibi bir yatak var içinde. Ufak bir banyosu var. Böyle evet, dip gibi. Evet. O kadar. Başka hiç. Adam dışarıda yemek yiyor. Yemek pişirme şey falan yok. Değil mi? Sadece burada akşam gel yatıyor, sabah işe gidiyor, akşam geliyor öyle. Zaten bak, uyumak için geliyor. Boş zamanında bu kızlar falan neden dışarı çıkıyor? Böyle evlerde yaşıyorlar. Ondan sonra dışarı çıkıp falan tatil ediyorlar. Hava alıyor en azından. Hava alıyor ya, dinleniyorlar evet, falan evet, evet. Normalde burada sadece yatıyorsun orada. Evet. Sadece yatma yeri. Hayat çok hızlı geçiyor. Sabah işe gidiyorsun, akşam eve yatıyorsun, gidiyorsun. Yatıyorsun, kalkıyorsun. Başka bir şey yok. Özgü. Haftada bir gün izniniz var falan işte o var. Başka o da olmasa tamamen gidiyor. Ki hayat o çok izinde de genelde insanlar dinleniyor yani. Dinleniyor. Bir de mesela gece gündüz saat 11-12'de kalkıyorsun. Ondan sonra bir bakıyor bir yemek yiyor. Saat 2-3 oluyor falan. Akşam oluyor falan. Hayat çok hızlı gidiyor buradan. Yani. Evet. Acayip hızlı akıyor. Yani. Metroda giderken herkesin elinde telefonla görüyoruz. o anı, o metro ile bir yerden bir yere geçişi bile boş vakit gibi değerlendiriyorlar, değil mi? Aynen, evet. Biz şimdi birini bulalım, birini bulmaya çalışalım, birine bakalım. Bizi içeriye soksun biri. Şu an bu gördüğünüz cadde en önemli caddelerden bir tanesi yine King's Road. Kralın Caddesi. Evet. Kralın Caddesi, şu anda krallar yürüyor. Buradan girebiliriz. Hep emlakçılar var bak, fiyatlar. Okey. Okay. Şuradan bir içeri girebiliyoruz bak. Güvenlikçiye sorduk mu? İzin vermez bence. Bir tane çıkarım var benim. Şu anda binanın içine girdik. 16'da çıkarım mı? Hadi çıkalım 16'da çıkalım. 16. kat son kat. 14'de çıkalım. 14 mı 16? İçinden ne geçiyor? Abi 16 ile 8 arasında bir sayı tut. 10'a çıkalım. 10 mu? Tamam hadi 10'a gidiyoruz. Aynen hadi gidelim. 10'a bastım. 10. kata çıkıyoruz şimdi. Bu binalarda bu arada 2243 daire varmış bu yapıda. Yok anam. Ve 10.000 kişi yaşıyormuş. Ben 7500 biliyordum, 10.000'miş. 10.000 kişi yaşıyor yani. Öyle bir binadayız şu an. Asansör ama yavaş gidiyor ya. Hakikaten ya. Abi 4'teyiz ha. Şeyden 2-2 gidiyor. Bina var, 42. kata çıkacağım, 40 kata çıktım. Bir baktım tak çıktı ya. Şimdi bu zaman içinde çıktı abi. Bazı asansörler acayip hızlı. Evet. Geldik. 10. kat. Hadi bakalım. Ha, kafes gibi. Kafes gibi ha. Bildiğim kadarıyla bazı dairelerde, bazı katlarda, hangisini hiç bilmiyorum, kafeslerin içinde bile yaşayanlar varmış. Buranın içinde mesela belki de 6-7 aile yaşıyor belki burada. Öyleymiş evet. Ben biliyorum, ben daha önce girdim buraya. Bir tane odada böyle 15-20 kişi yaşıyormuş. Ben buraya çok girdim, biliyorum arkadaşlara falan. Tavanlara bak. Evet. Çürümüş vallahi. Tavan çürümüş, çok fena. Orada düşmüş aşağı. Burada 60 yıl kuralı varmış. 60 yıllıksa bina, 60. yılını doldurunca binayı yıkım kararı çıkıyormuş. Var böyle. Burada mantarlıkta bir şey var olacak ya. Harbi çok sıcakmış ha. Sıcak evet. Vallahi yanıyor burası ya. Evet. Asansörlerden bir tanesi mesela 2'ye 3'e gitmiyor. Diğeri gidiyor. Böyle paylaştırmışlar ki burada yoğunluk oluyordur muhtemelen, iş çıkışı zamanları falan. Bu şekilde çözmüşler olayı. Emin Usta dayanamadı ya. Nimet bak yine oğlum buraya lan. Kasaplar genelde böyle açıkta mı? Evet. Ama hava sıcak ya. Bu etler böyle... Yüzleri hiç gülmüyor bu arada, fark ettin mi? Çok insanlar öyle. Bu da fırın ha. Tam bu televizyon kanallarında basılan hamam böcekli fırınlar var ya, onlara benziyor ha içerisi. Vallahi bak. Ekmeğe bir de ekmeği yemem lan. Ben yemem lan ekmeği. Vallahi bu ekmekten yiyeceğim bir daha. Böyle yapılıyormuş demek ki. Fotoğraf için poz veren insanlar. Sen de herkesi çek. Ben de poz verenleri çekiyorum aynen. Bak. Neye poz veriyorlar diye sorarsanız işte buna. Burada bir tık profesyoneller var. Aa bak bunlar kesin yerlisi abi buranın. Oyun oynuyorlar ya. Bunları konuşturamazsın değil mi? Oyun oynuyor bunlar. Evet. Emin Usta ben bu oyunu bozarım deyip girdi aralarına. Oğlum var ya harbiden 80 yaşında var ha. Vallahi. Dairelerinden inmişler, burada oyun oynuyorlar. Baksana orada kaç fotoğraf şey baksana. Bak burada fotoğrafçılar. Böyle farklı girişleri var binanın. Burada da başka bir fotoğraf sırası var. Herkes tek tek sıraya geçip yine şu arkaya bu manzarayı alıyorlar. Yok ya. Bakacağız fazla olmaz. Ama düşünsene her gün burası bu kadar insanla doluyor. Bir de bunun fazla değil, bunun çok fazla insan var ya. Değil mi? Evet. Burada balıkçı var. Kalamar, midye, ahtapot. Ha bak ateş ölçer var burada. Bak girerken ateşi ölçüyor. Kaç derece olduğunda giremiyordun? Bakayım ya. 36. Girebiliyorsun değil mi? Tabii. Tamam, ateşin oldu değil mi? Kırmızı gösteriyor. Bakalım. 36.4. Neyse daha yanmamışız. Yanmamışız. Ha, burası da başka bir... Orası başkaydı, burası başka. Tıkır tıkır yukarıya tenteye vuran damla sesleri geliyor. Klima suyu. Evet, evet. Klima suyu vuruyor. Yukarıda tenteye tık tık tık. Evet. Baya yağmur yağar gibi vuruyor yani. 2000 tane klima olduğunu düşün yani. Yağmur sağında hep çalışıyor bunlar. Ha, bak TikTok çekiyorlar. Evet. Şanslı Hint dükkanı. Lucky Indian Store. Sen su mu alacaksın abi? Dolapta var bir. Su ne kadar acaba? Bu 5 dolar mı bilmiyorum. Nasıl bir dolar mı? Burada çamaşırlarını yıkayabiliyorsun. 24 saat açıkmış bir de. Kendi yüklüyorsun. Değil mi? Burada para ödüyorsun. Bendeki kart bile şurada geçiyor evet. Mesela. Orada kart her yerde geçiyor. Marketlerde, her yerde, otobüste, trende. Bak 30 dakikalık bir yıkama 9.8 dolar. Yani evet. 1-1,5 dolar bile değil. Hem kurutucu var. Yıkama ve kurutma. Buraya girip 1 saatte işini halledip çıkabilirsin evet. Ya. Ne yazıyor? Ya wash up to 18 elbis. Evet. Yani elbi demek 450 gram demek. Aha. Yani 18'in 450 gram yarım otandan olur. 8 kilo falan. Ya. Evet. 8 kilo geçmeyecek yani evet. Evet. Ustamız yine çok sosyal. Yine İngilizce bilmeyen Çinlilerle ustamız harika anlaşabiliyor. You speak English? Yeah. Let's say hi to Turkey. Hi, Turkey. What do you know about Turkey? Actually, I'm not here. I really want to be there. Yes. But. Okay, enjoy. Thank you. Abi Çinceni konuşturuyorsun. Bu kızı konuşmak istemiyorum İngilizce. Buna mesela bunlar da böyle. İngilizce konuşunca çok utanıyorlar. Yok, buna mesela İngilizce biliyorlarsa sen Çince konuşuyorsun, onlar İngilizce konuşuyorlar. Ama İngilizce bittiği anda sonra Çince'ye çeviriyorlar. Çince'ye çeviriyor, evet. Aynen. Orada İngilizce'nin bittiği yerde Emin Usta başlıyor. Yani işte ben burada İngilizcem var ya şey yapıyor böyle anladın mı? Ha şey ya. Sizler, excuse me, you live in here? I just wonder you have some friend here. Aa saça bak. You want to take inside maşallah. İndonezyalı evet. Nice here, nice here. I will ask something. İnşa? İnşa? Yeah. Okay. Okay. Bura masaj yeri. Hello. You speak English? A little. 来帮你们两个影像啊，帮你们两个照相啊，是不是？谁得行？你得。老一起吗？啊，我们两个拍。你过来了，你过来。我还把这个都照上了。你过来呢？你过来干不对？还要给你照相？哎，在那里照，在那里照去影像哦。This is massage. Massage 哦，把我们两个影。耶 ，massage 影像。啊。Okay. Ne diyorlar abi? Bir düzenek kuruyorlar gibi sanki. Foot masajmış burada. Ayak masajı. Ayak masajı evet. Yapıyorlar. How much is 1 hour? Ha orada yazıyor bak. Burada yazıyor. Şöyle farklı masaj çeşitleri var. Genellikle 30 dolar civarı. Ne diyor? Ben sana kocan mı diyor? Sen benim kocamsın diyor. Abi nasılsınız ya? Vallahi öyle söylüyor. Allah Allah. Your husband. Soralım mı? Burada bir eve çıkabilir miyiz? Tanıdık yok mu? Yok. Bunu bu masajı abi, ben yaptırdım 2-3 kere bu masajı. Şöyle yağlıyorlar. Bu deriyi böyle kombila. Şöyle şey yapıyorlar. Yani tamamen o deri üstteki deri böyle kombila şey yapıyorlar. Kıpkırmızı oluyor böyle. Anladın mı? Kıpkırmızı oluyor. Hmm. Ama öyle bir rahat uyuyorsa ki insanın vücudu ama deliklidir. Zamanla o delikler kapanıyor. Kapanınca da insan o hastalıklar içinde kalıyor. O çıkarınca o hava almış oluyor. Düşün öyle düşün. Gözenekleri açıyor. Öyle bir rahat uyuyorsun ki evet. Anlatamam sana yani. Evet. Seni bir ara göndereyim onu. Evet. Bugün yarın seni götüreceğim oraya. Evet. Emin Usta bırakmadı ya. Okay la. And a. Okay. Okay la. Emin Usta ne yapıyor ya? Allah. Ustam vazgeçemedin şuradan. Şimdi. Okay. Yes. Ayakkabıları çıkardık. Abi sağ olsun şimdi bizi yaşadığı yere aldı. Oo kedimiz var. Köpeğimiz de var. Oh. Yeah. So this is like a bathroom. Yeah. You live here. Huh? You live here. You. Why? Okay. Abi bakın böyle her şey bir arada. Tuvalet, burada lavabo, tuvalet ve duş aldığın yer. Hepsi bu kadar. Böyle küçük bir yer. Burada çamaşırlarını yıkayabiliyor. Burası mutfak, kitchen. Burada bazı şeyler var. Ha, kedimiz, köpeğimiz. Burası odası. Burada da, ha, burası da. Ha, bu oda. Okay. Okay. Thank you so much. Thank you. Kediye basmayasın. Kediye basmayalım. Aldı vallahi, öyle bir içeriye baktık. Abi ufacık. Vallahi ufacık. Valla. Ha. Gel geliyorum. Gel. Gel. Vallahi sağ olsun, evini aldı şöyle yukarıya. Gösterdi evini. Saçlar çok iyi yalnız ya. Nasıl saçlar? Ya çok iyi lan, çok bu ha. O da azı dedem suyu. Ha, sen de mi? Oluyor demiş oradan. He. İçeride. Odada uyuyormuş. Kendisi de burada berberlik yapıyor. Bu berber dükkanının sahibi kendisi. Saç kesim 108 dolar diyor. 12 Amerikan dolarına falan saç kestirebiliyorsun burada. Evet, dinlenelim. Otur. Dedim o kedi fare yakalayabiliyor mu? Dedi yok dedi. Buralarda fare oluyor mu çok? Oo, dolu. Hadi ya. Dolu var ya, dolu. Çok fare var burada. Ne diyor? Burada restoran, ben dedim size restoran var dedim ya. Diyor ki burada restoran var diyor. Ondaki çantin zayı Wan Chai. Nasıl teşekkür ediyoruz? Teşekkür ederim, çünkü bu kadar insanın içinde evini açan, yani kendi yaşadığı yeri açan abimiz bu oldu. O yüzden ayrıca ya ne kadar küçük ya, içerisi var ya, her şey dip dibe ama kullanışlı yani. Türkiye diyor. Tuvaçi. Türkiye'ye tuvaçi diyorlar. Evi gördünüz. Şu anda gördüğümüz ev tahminimce buradaki en geniş evlerden bir tanesiydi bu arada. Çünkü yukarıda birilerinin evine girebilseydik anlayacaktınız. Mesela bak, bu girdiğimiz evin belki çeyreği kadar büyüklükte. Fare kapanım var orada. Evet. Bak az önce burada fare var mı sorumun cevabını görüyorsunuz. Bu da fare kapanı. Ispatlamış oluyorsun. Adam ne güleç ya. Evet. Gülüyor bayağı. Emin Usta yine fotoğrafçılık yapıyor. Emin Usta fotoğraf çekmeye devam ediyor. Şimdi biz şurada bir kahve içeceğiz. Bu fil bokundan kahve yapıyor, ondan içelim mi? Fil bokundan. Siz biliyor musun fil bokundan kahve yapıyorlar? Abi sende bok hikayesi bitmiyor ya. Bir Hong Kong klasiği, yer yok. Hong Kong'da herkesin masasına oturabiliyor. Yer az olduğu için. Evet. Ben onu gördüm. Evet. Evet, çok yer bulduk abi yerimizi ya. Tamam. Hong Kong'da yer bulmak çok sorun ya, her yerde. Her taraf küçük olduğu için, yer çok mahal olduğu için burada mecbur az masalı yer tutuyorsun. Şu oturduğun yerin bile kıymetini bileceksin abi, değil mi? Sandalye, boş sandalye var. Biraz sonra birisi kapar onu. Çantamı koydum onda. Vermem kimse ya. Vermem. Oo, Fiji suyu varmış ya. Bildiğim kadarıyla şu Fiji suyu dünyanın en mineralli suyu. O yüzden çok pahalı oluyor. 500 mililitrelik su 21 dolar burada. Şöyle kahve fiyatlarını da göstereyim ha. Flat White mesela 37 dolar. Americano 32 dolar. Bugün pazar, sosyalleşme günü. Nasılsın abi, yorduk mu seni? Yok ya. Ayağına ağzına sağlık ya. Eyvallah. Bize de güzel anlattın buraları. Evet, konuşmak iyidir. Kaç yıldır buradayım demiştin? 11 yıl. 11 yıl oldu değil mi senin? Dillerini de konuşuyorsun, Çince de konuşuyorsun. Ben Çince konuşuyorum ya. Bunların dili Kantonci. Bunlar Kanton. Ama yine de anlaşabiliyorsun burada değil mi? %90'ı biliyorsun. Evet. Alalım flat white'ımız ve cappuccino'muz. Abi sen cappuccino'suz yaşayamam dedin. Cappuccino yaşayamam, evet. Kesinlikle cappuccino olması lazım. Çikolata da koy. Şeker istemiyorum ben. Çikolata koy. Çikolata koy. Fazla koy. Daha olsun beleş. Tamam. Bunun üzerine de koy. Buna da koy. Fazla olsun. Koy bir şey olmaz. Hadi biraz. Fazla mal gözüm çıkarır. Badem. Evet, badem koy. Kimyon. Kimyon koyma. Kimyon istiyor mu? Yok. Yok ne? Tarçın. Tarçın. Yok koyma. Bu ilginç olabilir. Badem. Badem koy. Badem koy. Ne varsa koy. Koy. Deli küçük yapmışlar, pahalı diye. Çok güzel. Diyor ki burada, dünyayı korumak için daha az kullanın. Evet. O zaman ben istemiyorum o zaman. Elinle mi karıştıracaksın abi? Karıştırmayacağım. Almayalım o zaman. Tamam, almayalım. İçelim öyle. Bunu da koy içine, karışıyor olmasın. Onu da koy içine. Koy bir şey olmaz, koy. Kurudur. Daha sıcak yere girdim mi kurabilir, bir şey olmaz. Evet Mert, afiyet olsun. İlk sen al abi. Hadi. Fikirlerini alacağım şimdi. Kaşık varmış. Hakikaten ya, kaşık varmış, biz onlarla uğraşıyoruz. Mesela kaşık kirletmeyelim, bulaşıcı yorulmasın. Değil mi abi? Sonuçta o da bizim çalışan kardeşimiz. İşte halden anlayan insan evet, böyle oluyor. Evet. Kaşığı... Şey yapmayalım, kirlenmesin değil mi? Tamam. Şöyle bırakıyorum. Sen bir dene abi, fikirlerini merak ediyorum ben cappuccino hakkında. Evet. Güzel. De sen dene. Valla çok güzel. Güzel miydi? Güzel. Güzel. Evet. Boşuna böyle bir zincir olmamış bu adamlar herhalde. Ne diyorlar? Yorgunluk kahvesi mi? Evet, yorgunluk kahvesi. Evet. Her şeyi hallettik, işimizi bitirdik. Şimdi yorgunluk kahvesi içiyoruz. Evet. Tamam. Bir selam gönderelim Türkiye'ye. Selamlar, saygılar, sevgiler. Benim kanala da abone bekliyorum. Aşağıda bıraktık senin kanalda şimdi. Evet. Emin Usta MasterChef. Artık seni bir 5000 yapalım ya. İnşallah. Sen 5000'den inşallah benim de 4999 olur inşallah. İnşallah. Senin gibi olmayayım ha. Olunca da sen 1 milyon olursun. 499.999 olsa yeter. Burada evlerini açmaları çok düşük bir ihtimal. Çünkü Hong Konglular pek buna alışkın değil. Özellerini hiç açmıyorlar ya. Türkiye'de de mesela yabancı birisi gelse dese ki evini açarız mısın, çekeceğim desen mesela. Zor olur. Önden tanıman lazım. Kahvesi iyiydi. Gelirseniz öneririm. Sen bir cappuccino sever olarak. Vallahi kahve güzeldi. Evet. Tamam. Önden giriyoruz. Sonra kartı basıyoruz. Çıkarken basıyormuşuz. Boş mu abi ön? Boş ver gel. Oo güzel. Güzel, size manzara göstereceğiz şimdi. Çok iyi ya. Püfür püfür esiyor. Evet, havalar çok güzel esiyor. Bu arada doğru yere gidiyoruz değil mi? Doğru değilse de başka yere gidiyoruz, bir şey olmaz. Aynen. Kaybolmayız ya. Bina burası. Evet, işte bizim meşhur binamız burası. Saatlerdir içinde vakit harcadığımız Monster Building. Benim şaşırdığım şey, burası bu kadar doluyken kimsenin şu öne oturmaması. Bizim şansımıza ya. Sen video çekecektin ya ondan. Değil mi? Evet. Enerjimiz iyi, enerjimiz. Evet. Arkamda gördüğünüz binayı keşfettik bugün. Şimdi de Hong Kong adasının en merkezi noktasına gidiyoruz. Size ilginç bir şey göstereceğiz orada. Abi yüz ölçümü Lilleburgaz'da aynı. İnsan sayısı 7,5 milyon. Ne diyorsun bu konu hakkında? Burası çok kalabalık burası ya. Bir de bunun kaldırı herkes dışarıda ya. Baksana şu kalabalığa. Şöyle üstü açık tramvaylar da var. Bak ne güzel. Karşıya bir çift oturdu. Biz de yeri onlara armağan ettik şöyle bir çift gelince. Bazen mesela çok kültürden görebiliyorum insanları, yabancılara karşı. Pakistanlılar, Hindistanlılar falan böyle biraz çok kaba insanlar davranıyorlar bazıları. Çoğu da mesela orada internette olsun, şeyde olsun falan böyle. Türküzlü falan diyorlar. Allah Allah. Yani mesela çok restoranlar var burada. Türk restoran yazmışlar ama içine bir giriyoruz Hindistanlı ya da Pakistanlı. O yüzden insanlar çekiniyor yani. Halbuki çok güzel insanlarız kardeşim, değil mi? Bildiğim kadarıyla bir şey satın aldığında mesela vergisiz, tax free oluyor. İşte vergi vermiyorsun. Siz yaşarken burada vergi ödüyor musunuz? Nasıl oluyor? Ben çocuklar olduğu için bende vergi almıyorlar. Yani çocuğun olursa burada vergi vermiyorsun. Evet. Hadi ya. Çocuklar olduğu için evet. Vergi almıyorlar. Koronavirüs zamanında bizim restoranda 60.000 Hong doları vergi ödemişlerdi. Koronada ay başına baktı diye bizi iş yapmamışız diye o parayı bize geri ödediler. İş yapmadınız diye o vergi geri ödediler o. Verilen yardımlar falan harici yani. Evet, şimdi Central'da indik ama şuraya bakar mısınız? İşte bu çocuklara bakan, yaşlılara falan bakan. Bugün onların tatil günü. Filipinliler yani. Filipinliler, burada gördüklerimizin hepsi Filipinli ki zaten yüzlerinden anlayabilirsiniz. Evet. Hong Konglu değiller. Çalışan insanlar. Yaşlılara bakıyor, çocuklara falan bakıyor. Evet. Pazar günü de izin günleri olduğu için herkes böyle şehrin merkezinde toplanıyor. Çanta, şapka falan satıyor burada. Oo, burası bayağı pazar yeri olmuş. Evet. Ayakkabılar var. Her şey var. Bunlar hep ama çakma tabi. Ya tabi bunun orijinal değil ya. Çakma. Evet. Herkes burada 3-5 kuruş ekstra da para kazanıyor abi. Oha! Şuraya bak. Şuraya bakar mısınız? Evet. Bayağı dinleniyorlardı ama. Burası piknik yeri gibi ya. Aynen ama mesela bunlar bir şey satmıyor buradakiler. Bunlar yo, sadece bura, dinleniyor. Bu tatil olduğu için burada tatil yapıyor hani. Bu arada bu Filipinler arasında şu anda TikTok çok yaygın. Herkes TikTok üzerinden fenomen olmaya çalıştığı için buralarda video çekenler de çok. Oyun oynuyorlar. Değişik bir ortam. Ben Hong Kong'da böyle bir şey göreceğini tahmin etmezdim. Burada manikür pedikürcü. Burada da bakın hep para dönüyor bunun. Paralı oynuyorlar bunlar. Abi çok değişik ortam ya. Hong Kong'un göbeğinde ben hiç tahmin etmezdim böyle bir şey olacağını. Baksana buralarda yerde yatanlar. Bu arada burası HSBC'nin binası normalde. Bugün pazar günü olduğu için boş. Vay be. Nasıl? Veriyor para. Ha, devlet mi ayırıyor devlet burayı? Burayı şey yapmıyor, bir şey yaptırmıyorlar buna. Bunları ayırmış. Allah tabii. Allah. Çok acayip bir oluşum ya. Normalde yoksa burası kocaman bir yer yani. Evet. Kiraya versen biliyorsun. Yani kiraya versen bunu aylık 1 milyon Hong doları var, kira yapar. Tabii tabii. Ya bu şu anda bile 2 milyon belki. Şu an merkezin merkezindeyiz ya. Tabii tabii. Video çekip meşhur olma peşinde olan Filipinler de var. Telefonu ayakkabının içine koymuşlar, video çekiyor. Tamam valla çok akıllısın dedim ben. Selfie gibi kullanıyor ayakkabıyı. Ayakkabı selfie çubuğu da oluyor. Selfie çubuğu yap, kullanıyor ayakkabını çıkar koy içine. Aynen Allah, öyle. Çok güzel ha, iyi bir şey daha öğrenmiş olduk. Aynen öyle. Değişik bir piknik şekli. Ülkede alan az olunca piknik şekli de değişiyor. Abi ne oluyor? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ölmüş mü bu? Ne yapıyor? Ne yapıyor? O kahve şey yapıyordu. Kahve dinliyor galiba. Dinledi. Kahve? No problem? Yok yok, hiç problem olduğunu sanmıyorum ya. Problem yok. TikTokçular hemen solumda da oturuyor. Selfie çubuğunu görebilirsiniz. Bende yok öyle bir şey. Pazar günlerini böyle değerlendiriyorlar. Yeah. What do you do here? We're talking. Yeah, and drinking. What do you drink? Oh, soju, Korean soju. Yes. You like it? No. No. The taste is very bad. Yeah. Okay. Enjoy your day. Bak TikTok çekiyorlar. Tam dediğim olay. Telefonu kolaya sabitleyip şurada TikTok. Ustam giriş yap. Videoyu burada kapatıyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Eğer henüz abone olmadıysanız da abone olup yanındaki zil işaretini açarsanız bundan sonraki videolardan anlık olarak haberdar olursunuz. Ayrıca ustamızı da artık 4999 abone yapalım lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.